Türkiye'nin gündeminde birçok önemli olay var. Peki bakalım vatandaş bunları nasıl değerlendiriyor? Ya üzülüyoruz tabii son dönemdeki gelen şehit haberleri başta olmak üzere. İçinde bulunduğumuz bu durum üzücü tabii ki. İkisinin birbirine yani böyle bu süreçte denk gelmesi kötü. Ya inşallah insanlarımız sağduyulu davranacak ve gereken cevabı seçimde verecek. Hepimiz kardeşiz. Yani kardeşin kardeşe böyle şeyler yapması hiç doğru değil. Gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Gündem çok karışık. Çok karışık. Anaç dolaylar, ondan sonra seçim. Peki nasıl yorumlarsınız bu zamanın ikisinin birbirine denk gelmesini? Vallahi biraz kurgu gibi bir şey. Vallahi pek iyi görmüyorum bu arada. Seçimde de bir şey beklemiyorum. Aynı mı olacak? Aynı olacak gibi, evet. Teşekkürler. Bir şey değil. Şimdi mesela ben tır şoförüyüm. Buradan çıkıyorum, Cizre'ye geçiyorum. Silopi'ye varıyorum. Silopi'yi geçene kadar perma perişan oluyor. Arabamızı mı yakacaklar? Yaktılar mı? Bizi mi öldürecekler? En son ne zaman gittiniz? Bir ay oldu. Neler yaşıyor, geliyor, birkaç kişi geliyor, kafasını gözünü sarmış. Anahtarları topluyor, araçların anahtarlarını. Ondan sonra kaçıp gidiyorlar. Anahtarlar yok piyasada, araçlar yok. Rezil kepazelik. Bin nereler. Şimdi şoförlere karşı bir zarar vermiyorlar. Araçları yakıyorlar. Aracı yakıyorlar, gidiyorlar. Ne olmalı, ne yapmalıyız? Ne güzel bir söz. Yapılacak ne var? Bir şey var. Seçimden sonra artık ne gerekiyorsa olacak. Başka bir çare yok. Seçim düzeltecek. Şunu özellikle söylüyorum. Bu memlekette Kürt meselesi yoktur. Asla ve asla yoktur. Ben 36 tane ülke gezdim. Asla ve asla Türkiye'de Kürt meselesi yok. Onlar bizim kardeşlerimiz. Zaten bizi birbirimize düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çok korkunç. Bu şartlar altında seçimin yapılacağını bile zannetmiyorum. Çünkü bir güvenlik meselesi var. Her gün 20 şehit geliyor. Samimi söylüyorum, ben iptal edilecek diye düşünüyorum. Hükümette herhalde Mayıs Haziran'a sarkar. Vallahi şu anda halkın yapacağı bir şey yok. Ben bir provokatörlerin iş başında olduğunu zannediyorum. Acilen bir silah bırakılması lazım. Ben hükümeti eleştiriyorum. Bunda hükümetin büyük rolü var. Seçim süreci etkiliyor. Seçim sürecine yakın bir şekilde olaylarla karşılaşmak insanın aklına soru işareti bırakıyor. Şimdi çok fazla. Eskide daha iyiydi. Şimdi iyilik yok. Yani ev ortamında da iyilik yok. Dışarıda da yok. Hem terör olayları var, hem karmaşa var, hem de ekonominin durumu var. Ekonomi şu anda kimse belli etmiyor ama Türkiye'nin durumu hiç iyiye gitmiyor, iyi de gözükmüyor. Peki hangisi en başta çözülürse gerisi arkasından gelir sizce? En başta terör olayları. Her gün onlarca şehidimiz geliyor. Analar ağlamayacak denildi fakat katmerli analar ağlıyor. Yazık, günah. Bu siyasilerimizin bugün ayrılık günü değildir. Herkes birlik olup bu derdimize bir çözüm bulmaları lazım. Halk olarak biz de görmeliyiz. Kimin bu memlekete faydalı işler yapacak, kimler zarar veriyor. Bunları da görmek lazım. Halkın yapabileceği bir şey yok. Görüyorsunuz zaten her gün eylem falan yapıyorlar ama onu yaparak zaten vatan kurtarılmıyor. Yani halkın da yani görmesi lazım bunları ki neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu. Ama görmüyorlar maalesef. Hala aynı zihniyet, aynı kafa devam ediyorlar. Sizce seçimlerde bu bir yere varacak mı? Zor. Evet, Van'dan geldim de ziyaret için. Çok tedirgin bir ortamdayız. Öyle hissediyorum. Ama geçişi olduğuna inanıyorum. Yani bir insanın kendini intihar etmesi o an çok büyük failler yaratabilir ama geçişi olduğuna inanıyorum. Bence en önemli nokta eğitim yani. Eğitimin ve ekonominin, demokrasinin bir yerde bir eksiklik varsa birileri o eksikliği tamamlamak için kendi ekonomisini, kendi hukukunu, kendi demokrasini yerleştirmeye çalışır. Ben ona inanıyorum. Herkes bir şeyler yapmalı. Bak ben gelirken uçakla geldim. Aslında hani otobüslere saldırma konusunda. Düşünün, benim öğretmen arkadaşlarım var. Ben Kayseri'de okudum ve Kayserili olup da Van'da görev yapan öğretmen arkadaşlarım var. O gün onlar da aynı otobüste kendi memleketlerine, Kayseri'ye geliyorlar. Düşünebiliyor musun? Ve orada taşlanıyor. Ama orada taşlanan bir nesne değil ki. İçinde Kayserilisi var, orada görev yapan veya farklı insanlar var. Yani genelleme ne? İşte insan biraz orada soru işareti. Bu kesinlikle yanlış yani. Sonu olmayan bir şey olarak görüyorum yani. Hareket olarak. Yani Türkiye kazandırmaz. Bence kaybettirir.
sağduyu diyebiliriz aslında. Yani Güneydoğu ile Doğu'yu arayabiliriz. Doğu biraz daha tek düzey diyebiliriz. Mesela Van'da benim kendi yaşadığım ilçede Erciş'te diyelim. Bizim kendi komşularımız hani bunu ayırmak da pek hoş değil. Yani Osmanlı'da Türk demek abes bir şey aslında da. Ha kendi komşularımız Türk olur, Azeri'den ne derler ona? Azerice konuşan bile var. Düşünebiliyor musun? Ya tek düzey değil. Farklılık olduğu zaman bu farklılıkların olduğu yerde olay çıkarmak pek kolay olmuyor. Neyin değerlendirerek ortamı görüyorsunuz? Peki şu anki Türkiye'nin sorunları neler? Vallahi başta terör. Ondan sonra verilen para kişilere yetmemesi. Peki niye efendime söyleyeyim tutup şeyler de olmuyor da bugün yabancılarda hiçbir şey olmuyor da niye Müslümanlar doluyor bu? Ne dinimizi tam biliyoruz ne işimizi tam biliyoruz. Hepsi bundan. Peki Müslümanız diyoruz da Müslümanlar birbirini kırıyor. Neden bu? Ha? Biz bin sene birbirimizle iyi yaşamıştık. Şimdi ne oluyor? Kişi kendi eğitimini kendi verir. Kendine şey olmadıktan sonra vay ilkokul taksilliymiş, vay üniversiteliymiş. Olayların çoğu da çıkaran kimdir? Üniversite. Ya kırıp dökmeyle ne anlıyor bu millet? Gidecek oyunu verecek şey yaptığı şey bilmiyorum bu ortamda da seçim pek sıhhatli olacağını hiç zannetmiyorum. Olan yine bizim çocuklarımız oluyor. Ölenlerin hepsi bizim çocuklarımız. Artık bu kan bir dursun. Sağduyulu olmamız gerekiyor. Bugün 11 yaşında bir çocuğu sırf Kürt diye döversen, ona bayrak giydirirsen o çocuk ileride zaten gider başka yönleri kayar. Emeklinin durumu çok zor. Yani emekli şu anda diyebilirim ki perişan. Çünkü adam geçimini mi sağlasın, ev kirası mı versin, evine bir şey mi alsın, öyle bir zorluk içerisinde yani. Bir de terör ve seçim konusuna gelirsek bunu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi seçim aslında koalisyon yapsalardı daha iyi olurdu. Tek parti iktidara gelmediyse bunun neticesi koalisyon olması lazım. Yok illa seçim. Seçim yani bu memleket böyle sık sık seçim kaldıracak şeyimiz yok yani. Teröre gelince ben de Şark çocuğuyum, Şarklıyım. Ama devletimi, ülkemi, vatanımı, askerimi, bayrağımı seviyorum, seveceğim. Her zaman için fedakarlık yapmaya da hazırım. Ben teröre karşıyım. Allah bize yardım etsin. Hakiki bir Türk bu ülkeyi yönetmedikten sonra ülke düzelmez. Suriye olmak üzereyiz. Peki biz bu süreçte halk olarak ne yapmalıyız? Halk olarak tepkilere, şunlara bunlara dikkatli olmalıyız. Bizi iç savaşa sürüklüyorlar. Bu doğuda, güneydoğudaki anarşi aldı başını yürüyor. Bunun sebebi nedir? Ey Amerika, ey Almanya, siz kimsiniz, nesiniz? Ya Türkiye'nin NATO'daki müttefiki olmanıza rağmen bu PKK'da çıkan silahlar, yakalanan silahlar hep Alman malı, Amerikan malı. Neden buna göz yumuluyor? Bizim barış hareketi, Kıbrıs barış hareketi yapıldığı zaman Türkiye'ye ambargo koyan ey Amerika, niye PKK'ya, YPG'ye ambargo koymuyor da onlara silah veriyor? Nerede NATO'nun 5. maddesi? NATO'nun 5. maddesi diyor ki NATO devletlerine birine saldırı yapılırsa diğer bütün ülkelere saldırı yapılmış gibi kabul edilerek karşı konur deniyor bu 5. madde. Oysa ki Türkiye'deki Güneydoğu'daki polise, askere karşı gelmek, silah çekmek devlete karşı gelmektir. Birliğe, beraberliğe, istikrara ihtiyacı var. Türkiye'de yaklaşık 92 yıllık cumhuriyette olağanüstü günler yaşıyoruz. Parlamentonun tatil olması gerçekten çok acı verici, hüzün verici bir olay. Kürtlerle Türkler kardeş olmalı. Yani ayrım yapanların hepsi, ben onları hiç sevmem ayrımcıları. Çünkü bizim Palatlı ilçesinde bir şehit oldu. Ben onun için şey yaptım. Yani Kürtler de bir insan yani. Onlarla beraber kardeş olmalıyız. Yiğitlerimizin kanı yerde kalmayacak yani. Yani bir de çok üzülüyorum şehitler için yani.